Bu üçün temel amacı bu olacak. Hem marketi göstereceğim hem sokakları göstereceğim size. Görürse karakola götürüp 24 saat gözaltında tutabiliyormuş. Size bu olayları tek tek detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Hepinize günaydın arkadaşlar. Dün gece saat 00 itibariyle bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi KKTC'de. Bu videoda size bu yasak hakkında bir şeyler anlatacağım. Bu yasağın neler içerdiğini anlatacağım. Sonrasında size bir markete gideceğim. Pardon, sonrasında değil. Öncesinde bir markete gideceğim. Market durumunu göstereceğim sizlere. Markette insan yoğunluğu var mı? Saat sabah 8-9 civar. Fazla yoğunluk olacağını sanmıyorum ama yine de bakacağız. Sonrasında size bu yasa hakkında neler içerdiğine dair, ileride başımıza neler geleceğine dair, bizi nelerin beklediğine dair bir şeyler anlatacağım sizlere. Olur da bu yasa Türkiye'ye uygulanırsa, yani sokağa çıkma yasağı kısmi de olsa Türkiye'de yaşanırsa neler oluşacağı hakkında biraz da bilgi sahibi olmanızı istiyorum şimdiden. Bu üçün temel amacı bu olacak. Hem marketi göstereceğim hem sokakları göstereceğim size. Birazdan çıkacağım yola bunun için. Sabah yeni uyandığım için çok fazla enerjik sayılmam. Bunun için kusura bakmayın. Bir ruh gibi çekebilirim bu videoyu. Ama elimden geldiğince size her şeyi göstermeye çalışacağım. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi markete gidelim. Biraz marketi çekeyim size. Yoldayken de yolu göstereceğim size. İnsanların hal ve hareketini falan inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Mayasanın ilk sabahındayız. O yüzden çok fazla yoğunluk olabilir şimdi bir ihtimal. Tam kesin bir şey söylemeyeyim ama fakat şöyle bir şey var. Zaten hani markete çıkma yasağı yok. Hani markete insanlar rahat rahat gidip gelebiliyor. Bunda herhangi bir yasak yok. Fakat duyduğuma göre sivil polisler dolaşıyormuş. Hani eğer insanları dolaşırken, gezerken, mangal yakarken falan görürse karakola götürüp 24 saat gözaltında tutabiliyormuş. Tabii duruma göre değişiyor bu. Bazen gözaltına tutuyor, bazen para cezası veriyor. Değişiyor tamamen. Şimdi gördüğüm kadarıyla çok fazla araba yok buralarda. Umarım markette de o kadar fazla yoğunluk yoktur. Rahat rahat alışverişimi yapabilirim. Yo, bomboş market, güzel. Şöyle geçelim. Evet, markete gittim geldim, tekrar evdeyim. Şimdi size bu olayları tek tek detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle ilk başta 10 Mart'tan başlamak istiyorum. İlk videomuz 10 Mart'ta yayınlanmıştı koronavirüsü ile ilgili. O gün ilk koronavirüs vakası KKTC'de görülmüştü. Salamis isimli bir otelde Almanya'dan gelen bir turist kafilesinde bir kişi de koronavirüsü tespit edilmişti. Ondan sonra aynı gün içinde bir saat sonrasında hemen tüm okullar tatil edildi. Gitti yani. Ya işte bakanlıktan son dakika bir açıklama geldi. Hani okulların 15 Mart'a kadar tatil edeceğine dair. Ama çok net değildi. Biraz daha bekledik. Sonra açıklama netleşti. Başbakanlıktan geldi. Daha sonrasında çeşitli önlemler almaya devam edildi. Son alınan önlemle birlikte artık özel sektör çalışanları ücretli izine tabi tutulmuştu. Bu ücretli izin konusu biraz karışık. Devlet yarısını ödüyor falan gibi bir durum var. Tam emin olmadığım için bu konuda konuşmak istemiyorum. Özel sektörü de kapattılar. Yani insanların sokağa çıkmalarını mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyorlar. Çünkü sokağa çıktıklarında istemsiz de olsa virüsün yayılımına sebep oluyorlardı. İşte bu yüzden sokağa çıkma yasağı uygulanmadan önce o hal benzeri bir durum söz konusu oldu. Öyle ki özel sektörler kapatıldı, market, eczane gibi sadece acil ihtiyaçların karşılanabileceği yerler açık bırakıldı. Onun haricinde pek çok kamu dairesi de kapatıldı. Tüm bunlara rağmen ama görünen oydu ki insanlar sokağa çıkıyor, eğleniyor, geziyor, tozuyordu. Hani bu önlemi pek takan olmuyordu. Virüs bize bulaşmaz mantığıyla dolaşıyorlardı. Fakat bulaşıyordu. Adadaki virüs sayısı 1'den 3'e çıktı, 3'ten 5'e çıktı, 5'ten 20'ye çıktı. Giderek yayılıyordu. Tamam, çok hızlı değildi, kontrol altında yayılıyordu ama yayılmaya devam ediyordu. İşte bunun önüne geçmek için de yeni bir yasa tasarısı geliştirdiler. Dün gece Dışişleri Bakanımız ve KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Facebook'tan bir paylaşım yaptı. Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek. Ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak.
Polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek. Bu arada bir yerde de okuduğuma göre sivil polisler dolaşacak bu süreçte. Böylece insanların gerçekten neler yaptığını gözlemleyebilecekler. Temel ihtiyaçlar dışında evden çıkanları karakola götürebilecekler dediğimiz gibi ve 24 saat gözetim altında tutma haklarına sahipler. Şimdi bu önlemler doğru mu yanlış mı diye tartışılmaya bile açık olmayan önlemler. Çünkü kesinlikle doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü giderek artan virüsün yayılımı bu şekilde durdurulabilecekti en azından. Umuyoruz ki duracaktır da zaten. Çünkü insanlar gerektiği dışında sokağa çıkmadığı sürece böyle bir virüsün yayılımı son derece aza indirilecekti. İşte bu yasakla beraber neler bizi bekliyor, ne gibi önlemler alınacak ve neler yapabileceğiz, özgürlüğümüz ne kadar kısıtlanacak, bu videoda onları da anlatacağım ve onları da ekleyeceğim. Şimdi bu kararla birlikte çeşitli önlemler alın demiştik. Bu önlemler arasında sokağa çıkma yasağının kısmi olarak yürütüleceği Kudret Özersay tarafından söylendi. Bu kapsamda şunlar içeriyor. Eğer sokağa gidiyorsanız, mesela bir liman turu atayım gelin diyorsanız ve polis sizi görürse karakola götürüp 24 saat gözetim altında tutabilir, hakkınızı işlem başlatabilir ve para cezasına çarptırılabilirsiniz galiba. Bununla ilgili kanunu tam bilmiyorum, o yüzden sallamış olmayayım. Burada daha önemli bir nokta var. Neler yapabileceğiz? Öncelikle önceden neler yapmamıza izin veriliyorsa, yani mesela nedir? Markete gitmek, benzinciye gitmek, hastaneye gitmek, eczaneye gitmek, bunları yapabileceğiz. Özgürüz bu konuda. Herhangi bir kısıtlama yok. Hani biri sizi durdurursa da söylersiniz markete gidiyorum falan diye. Fakat markete gidip gitmeniz rahatça anlaşılabilir. Hastaneye gidip gitmeniz rahatça anlaşılabilir. Ya bir insanın mangal alanında ne işi olabilir sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde? İşte polis bunları tespit edip hakkında işlem başlatacak. Aslında yasa tamamen bunları ele alıyor. Halkta bir panik oluştu aslında, sokağa çıkma yasağı başlıyor falan diye, ama o kadar büyütülecek bir şey yok. Böyle bir kararın Türkiye'de olma ihtimali yüzde kaç? Ben olsam, bir Türkiye'deki hükümet görevlisi olsam, emin olun böyle bir yasa koyardım çoktan. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir hızla koronavirüsü yükseliyor. Bu yükseliş nereye kadar gider kimsenin bir haberi, bir bilgisi yok. Ve şöyle bir şey var. Mesela Türkiye ile diğer ülkeler kıyaslandığında ilk vakadan 5. güne kadar geçen süreçte Türkiye'deki virüsün yayılım hızı diğer ülkeleri çoktan sollamış durumda. Bu büyük bir şey aslında. Şu an önemsemiyoruz ama yarın bir gün virüs tüm ülkeyi bile sarabilir. Çünkü son derece hızla yayılıyor ve insanlar sokağa çıkmaya ısrarla devam ediyorlar. Zaten dün müydü? Ondan önceki gündü galiba. İşte 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Türkiye'de ki bence en mantıklı kararlardan bir tanesiydi. Hatta bugüne kadar bekletilmemesi gerekiyordu onun. Aynı zamanda okulların tatil edilmesi de biraz gecikti Türkiye'de bana kalırsa. Çünkü Kıbrıs'ta koronavirüsü ilk tespitinden bir saat sonra okullar tatil edildi. Türkiye'de bu birazcık gecikti. Ne yalan söyleyeyim, bence çok daha önceden yapılması gereken bir şeydi bu. Şimdi bu süreçte neler yapabilirsiniz? Pek çok video çektim size koronavirüsüyle ilgili. Hangi tedbirleri alabilirsiniz? Market stoğu nasıl yapılır? Market stoğu yaparken nelere dikkat etmelisiniz ve neler yapmamalısınız hakkında? Çok güzel videolar çektim, onlara mutlaka göz atın. Eminim işinize yarayacaktır. Şimdi bu noktada benim anlatabileceklerim bu kadar. Panik yapmamanıza fayda var. Panik yapmaya gerekecek bir durum yok. Ama hani bunu da suistimal edip virüs bana bulaşmaz deyip sağda solda dolaşmanızın da bir anlamı yok. Size bulaşmaz, başkasına bulaşır. Hani mümkün olunca evde kalmaya devam edin. Hani insanlar bağırıyor yani evde kalın, evde kalın, evde kal diye. Gerçekten doğru. Evde kalırsan bu virüsün salınımını, yayılımını büyük bir oranda azaltabilirsin. Bu tamamen senin elinde. Ya şimdi şöyle bir şey. Eğer Türkiye'de yaşayan birisiysen, bu videoyu izleyen sen. Türkiye'de tabii ki de iş yerleri kapatılmadı. Peki ne yapacaksın? İşe gitmek zorundasın, ona hiçbir şey diyemem. Mecbursun, para kazanman gerekiyor. Bu durumda şunu yapabilirsin. İşe gidersin ve gelirsin. Kendine mümkün olunca dikkat edersin. İnsanlardan uzak kalmaya çalışıyorsun. Elini sık sık yıkarsın. Kolonyayla da temizlersiniz. Bakın şöyle de bir şey söyleyeyim size. Mesela bir araştırmaları falan izliyorum YouTube'dan. Kolonya bile el yıkamadan daha iyi hijyen sağlamıyor size. Yani eğer illa hijyen sağlamak istiyorsanız sık sık elinizi yıkayın. Hani kolonya şart değil. Ya da diğer antiseptik sıvılar şart değil. Bunu el yıkamayla da rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu konuda benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Gerçekten faydalı olduklarını düşünüyorum. Sizlere elimden gelince faydalı videolar çekmeye çalışıyorum zaten. Hani boş videolar çekmemeye çalışıyorum. Ama işte çok da fazla izlenmiyor. Yine de elimden geleni yapacağım sizler için. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve diğer insanlara da göstermek istiyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ya da diğer sosyal mecralarda paylaşırsanız da sevinirim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tekrar ediyorum. Lütfen abone olun. Çok işime gelir. Bu videolar sayesinde hem abone de toplamış oluyorum. Güzel videolar da gelecek devamında. Elimden geldiğince haftada 3 kez video çekmeye devam etmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay bay.